Akademi Ligi'nde Royal Youth ve Team Aurora karşılaşmasının seçim yasaklama ekranındayız. Royal Youth şu anda 2 galibiyetle ligin son sırasında bulunuyor. Ama Team Aurora için de durumlar pek iç acı değil. Onlar da 9. sıradalar. Ve bakalım bu karşılaşmada kendini biraz daha toparlayan Royal Youth galibiyete ulaşabilecek mi? Tranlı yasaklamasıyla başladı Royal Youth. Yine bakalım hedef yasaklamayı görecek miyiz onu merak ediyorum. Thresh yasaklanınca tabii ki Karma bir potansiyel ilk seçim haline geliyor. Yani kırmızı taraftan belki onun da yasaklandığını görebiliriz. Rakiplerinin Karma oynamasını istemiyorlarsa. Evet, Thresh ve Wukong yasaklandı. Diğer tarafta Tran'ın yanında Syndra. Şimdi bir yasaklama daha yapacak Royal Youth Akademi. Bakalım burada Set, Ezreal. Belki bir Volibear. Evet. Ama kendileri almak isteyebilir Matilda evet. için. Matilus'u yasakladı Royal Youth burada. Tabii açıkta kalacak birçok güçlü şampiyon var. Burada Karma'yı ortadan kaldırmak istediğim Aurora. İlk seçimini bakalım. Hangi şampiyondan yana kullanacak Royal Youth Akademi? Burada Volibear'a yönelecekler mi acaba Matilda için? Hala karar vermiş değil ama şimdi Nidalee kilitliyorlar. İlk seçim. Yani aslında hani neden olmasın? Rakip ormancının da çok sevdiğini biliyorsanız eğer, oynamayı çok sevdiğini biliyorsanız olabilir. Yani ormanın şu anda aslında en kuvvetli tercihlerinden bir tanesi. Çünkü çok hızlı dönüyor ve oyunun erken ve orta aşamalarını tamamen domine edebilme potansiyeline de sahip Nidalee. O yüzden çok da mantıksız değil ama yani ne bıraktığınızı da iyi sezmeniz lazım. İyi tespit etmeniz lazım. Volibear gitti, Ash gitti ve karşısına Renekton seçtiler. Şimdi Renekton aldınız ama Volibear istediği kadar domine edebilecek mi o koridoru? Yani tabii pardon, Renekton istediği kadar domine edebilecek mi? O bir Renekton'un öne geçmesi gerektiği kadar öne geçebilecek mi göreceğiz. Evet, Renekton yanında da Ezreal alıyor. Royal Youth aslında üst skorda orada bir kabadayı şampiyon, iki tane dürtme şampiyonu. Yani burada Zoe yasaklanmazsa Zoe'ye de yönelebileceğini düşünüyorum ben Royal Youth. Ve Pulse'ın da çok sevdiği bir şampiyon. İkinci yasaklama kısmına geçmeden önce bir buzul şampiyon da evet, Braum'u evet. kilitledi Team Aurora. TFT kompuna doğru gidiyor. Köpek sevenlerdensin hemen yani. Hemen Yumi'yi yasakladılar. TFT'nin ilk setinde Volibear var mıydı? Hatırlıyor musun? Oynamış mıydım? Böyle buzul dövüşçü olarak. Yok muydu? Hem giderim. Vardı ya. Volibear hem de şeyle, Guinsoo'yla falan oynanıyordu. Bayağı saldırı hızıyla oynanıyordu. Yanlış mı hatırlıyorum ya yoksa? Ben de hatırlayamadım tam ya. Hmm. Var mıydı yoksa? Aa vardı evet. Değil hatta 3 3 gold'tu herhalde. Evet evet. Böyle bir saldırı iziyle sürekli rakipleri sersemleten bir Volibear metası vardı. O geldi aklıma Ash Brown Volibear'ı görünce. Bu arada yanında Bard'ı yasaklarken Team Aurora, Cassiopeia ve Urgot'u Royal Youth'u yasakladı. Bakalım burada seçim ne olacak Aurora için? Rion herhalde oynamak istediği şampiyonları gösteriyor ama Ash çoktan kilitlendi onun için. Bakalım son saniyeler. Ve set. Takımda Volibear ve set varken hangisini üst koridora, hangisini ormana göndeririz? Ya bana dediğim gibi Volibear'ı üst koridora göndermek daha mantıklı geliyor. Oo, bu arada Zilin geldi. Güzel bir şampiyon ya. Gerçekten güzel bir şampiyon. Hele ki ben şeye karşı çok seviyorum. Yani bu tarz dövüşçü üzerinize atlamaya çalışan, yani anlık hasarla değil de kafanıza vura vura sizi öldürmeye çalışan kompozisyonlara karşı Zilean
Bence iyi gidiyor. Çünkü o tarz kompozisyonlar sizi öldürüyor ama sizi öldürürken hakikaten baya bir kaynak harcıyor, vakit harcıyor. O kişiyi hayata döndürdüğünüz zaman hop diye bir anda 5500 canla bir kişiyi tekrardan vadiye geri getirmiş oluyorsunuz. Ve son seçim Zoe oldu. Hı. Tamamen dürtmeye yönelik bir kompozisyon. Ve bakalım Zoe'nin karşısında. Evet, Orianna'yı da kitledi Bendix için bir plaj. Böylelikle kompozisyonlar da tamamlandı. Şu an için Volibear ormanda görünüyor. Evet, yani iki türlü de zaten oynanabiliyor. Ben sadece eşyalarla Volibear'ın daha çok iş yaptığını düşündüğüm için genelde Volibear'ı üst koridorda daha çok beğeniyorum. Yani sonuçta bu şampiyonlardan bir tanesi daha işlevsel bir role itilecekti. Yani senden biz çok hasar beklemiyoruz ama kitle kontrolünü, İşte yeteneklerini daha düzgün kullanmanı bekliyoruz. Rolü verilecekti. Volibear'a verildi. Set'e verilse de çok bir şey değişmeyecekti açıkçası. O yüzden iki türlü de gayet mantıklı bir kompozisyon Aurora Evet. tarafından. Evet, Renekton'un karşısına seti göndermeyi tercih etti Team Aurora ve seçim yasaklama ekranında tamamladık. Günün son karşılaşması Akademi Ligi'nde Royal Youth Team Aurora maçına geçiş yapıyoruz. Royal Youth Akademi ve Team Aurora Akademi karşılaşması başlıyor. Royal Youth mavi tarafta, Team Aurora kırmızı tarafta bu maça çıkıyorlar. Alt koridorda Ezreal'ın ne şeydin? Arındır tercihinde bulunduğunu görüyorum. Genelde Ezreal oyuncuları pek tercih etmez. Ne kadar kitle kontrol olursa olsun ama Meşeyt bu maçta almış. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Ya bence ne güzel. Beraber ufak bir dans partisi. Yok mu bu uyku baloncuğu şimdi oraya? Aha, bir dakika bir dakika, burada oyun bozulmuş ama. Bıraktı Rune'i. İksirini kullandı yalnız. Evet. Orada Meşeit'ten tırpan başlangıcı var. Tırpan başlangıcı ve giden bir iksir. Minyonlar harekete geçti. Orada bayağı zorlanacak ya o koridorda. Ya şey diyecektim, bir de Ezreal kendini en rahat koruyan nişancılardan bir tanesi olduğu için bence sihirdar büyüsünde, ikinci sihirdar büyüsünde en esnek davranabilen nişancılardan da biri. Evet, kesinlikle. Mesela geçtiğimiz maçlarda kimdi hatırlamıyorum ya, iki önceki maçtı galiba. Ezreal'ın şey aldığını gördük. Arındır aldığını gördük. Pardon, Arındır değil, Cıvalı Kuşak aldığını gördük ikinci eşyadan sonra. Yani güç patlamasını geciktirmektense oyunu Arındır'la başlamak daha mantıklı geliyor bana. Koridorda Medler konu yakalandı. Küçük var üzerinde sıçra geldi üstüne. Meşeydin agresif oynaması lazım orada Rionya. Yani bayağı bir hasar verebilirdi ama. Ama sihirdar büyüsü duruyor. Şifa avantajı da var ya Rion'un. O Var ama yüzden belki yani denemedim. bu seviyede Ezreal'ın hasarı çok çok daha fazla. Mutlaka orada bir sihirdar büyüsü alabilir diğer Rion'un ellerinden. Oo, çok kötü Orada ıskaladı. Madlife Honor kötü pozisyonda kaldı. Mishade'in üzerinde büyük iki yük geldi. Madlife Honor düşecek. Argus'ı boyu Mishade'den arındır da kullandı. Sıçrayı da kullandı, sonra ama çıkamayacak oradan. Kibir bir değişim. Team Aurora lane'i. En önemlisi koridorda Team Aurora için galiba daha avantajlı bir pozisyonda kaldı. Tam göremedim ama alt koridorda orası sanırım Aurora'ya doğru ittiriyor. Orada bir burada 10 yüke ulaştı, yenilmez. İki tarafta da ama o İyi son bir oyunda hasarla orada, Matilda evet. bu takastan avantaj çıkan taraf oldu. Bir de 183 can çekti orada. Biriken öfkeyle birlikte. Kez daha Matilda hem rakibini dürtüyor hem de canını yeniliyor. İki ormancı da buraya yakın. Stalker çift güçlendirmesi var ama canı biraz az. Typhoon onu gördü. Rakibin üzerine gitti. Şimdiden yarı canını da aldı daha Stalker. Bir kez daha ısırırsa çok fazla hasar verecek. Sıçrası var. Sıçra kullanıldı Typhoon'dan. Matilda buraya geldi. Stalker'ın üzerine doğru gidiyor. Stalker'dan sıçra. Canını da yeniledi ama yeterli olmadı hasar. Stalker oradan çıkacak gibi görünüyor. Kalkan da kazandı.
Typhoon'dan bir deneme. Kesmiş ne zaman gelecek? Asteroid oradan uzaklaşıyor. Asteroid'in sıçrası da yok. Burada skor gelecek gibi görünüyor. Bir mızrak gelecek. Mızrak kaçtı çok yakından. Yalnız Matilda orada son anda sersemletime dönüyor ve skor da Typhoon'da kalıyor. Çok yakın bir 2-2. Ama Stalker çok az canlı çıkınca takım arkadaşına yardım edemedi orada. Durum 2-2'ye geldi dakika 4'te. Nereden bir tutuştur buldu şimdi Pulse. Saniye sonra ejder var. Bakalım ilk ejderi çıktık gibi başlayacak bir taraf olacak mı? Şimdi Typhoon alt korda orada. Buraya bir şeyler deneyebilir. Sıçrası var Yunin'in ama mızrağı çok erkenden gönderiyor. Stalker da buraya yaklaşmış ama seviyede geride. Çok iyi geçti o çalıyor. Çok çok iyi geçti. Direkt olarak meşeyi de orada sersemletti yalnız. Bir flash. Orada yeteneğini kaçırıyor. Yavaşlatamıyor meşeyi de. Ya aceleye gerek yoktu ya. Yani o kadar güzel bir şekilde sızdı ki o çalıya. Madlife, Onur ve meşeyin hiçbir fikri yoktu. Evet ve Madlife Onur çok daha iyi bir hedef evet, aslında evet. Orada. Biraz beklese. Stalker'da ormanına geri döndü ama tam bir seviye farkı oluşmuş durumda. Stalker o orman kampını alınca, şimdi Gromp alınca 4 oldu. Typhoon seviye 5. Orta koridorda bir ilk baloncuğu Pulse'dan. Kefaret de bıraktı oraya, hasar da verecek. Tutuştur da geldi Bendix. Kefaretin hasarı gelse bir de otomatik saldırı belki düşürecekti onu hemen. Kitle kontrolden sıyrılır sıyrılmaz sıçrasını kullandı o da. Belki de bir yarım saniye beklemesi gerekiyordu Pulse'ın. Kısacık bir süre beklemesi gerekiyordu ki o uyku efekti bittikten sonra kefaretin hasarı da gelsin. Bu arada Rune yakalandı orada. Yarı canından fazlasını kaybediyor burada. Bir de gizemli atış geldi. Mişet hızlandırıldı orada. Yalnız bir anda hemen tutuştur da bırakılıyor Mişet'in üzerine. 3 yük, 4 yük. Orada arındırını kullanıyor ama yeterli olmayacak. Madlife orada yakalandı. Onun üzerinde de 3 tane yük var. Buzyan'ın yükü. O da devam edemedi daha fazla. Madlife Onur'un şu saatte bombaları tutsa çıkacak, skorlar çıkacak ama ufak farklı Arlo takasları kaybediyorlar. Yoni ve Biplash da yani gayet güzel oynuyor. Rakiplerinin yetenekleri etraflı ve kaybedilmiş gibi görünen bir takasın ne zaman onların lehine geçeceğini de çok iyi sezdiler şu ana kadar. Ya bu arada Minşey'den üzerine tutuştur bırakıldı ama o arındırını ben tutuştura da kullandı diye gördüm ya, eğer onu diyorsan. Yok, tam sersemletildiği zaman kullandı. Öyle yani mi? Tutuşturun ya 2 ya da 3 hasarını üzerinde tuttu orada. Belki biraz daha erken kullanıp, zaten arındırdan sonra gelen 165'lik bir sıvışma var. Evet. Gelen hasarı bir ölçüde azaltabilmeyi deneyebilirdi Mishade. Ama yeterli olur muydu emin değilim. Ama kitle kontrol için bekletti orada arındırını. Typhoon ekibinin ormanına gidiyor. Kırmızı güçlendirme alacak. Diğer tarafta Stalker da daha ejderine başladı. İpler 810'da onun yardımına geliyor. Hatta Bendix'e geliyor. Biraz geç ama kolay bir ejder. Bendix'in Aurora ejder. Dakika 8'de. Orada kristal oka sıçramak durumunda kaldı Mishade. Rione hiç tereddüt etmedi orada. Sihir geçişi bekleme süresindeyken rakibinin.
Sol Kral Koridor'a yaklaşıyor. Kontrol totemi de var orada takım arkadaşlarının. Ama çok defansif oynadığını görünce rakibinin geri çıktı oradan Stalker. Şu anda Typhoon da vade alametinde. Burada alt koridora bir kez daha geliyor Stalker. Yön rakiplerini yavaşlatmaya devam ediyor. Shade orada sersem bitirdi. Min Shade düşecek. Baskın bile gelmedi daha. Şimdi Stalker'dan kullanılan bir ulti. Kulyon'a hasar vermiyor. Çok rahat bir iki skor. Ama Ezreal'ın bu kadar kolay yakalanmasını da beklemeyiz. Evet. O da üçüncü skorunu vermiş oldu alt koridora. Ya Ashe o rune'le girmiş mi bilmiyorum. Büyük ihtimal girmiştir çünkü hızını al rune'ü. Oyunda çok az tercih edilen bir rune ama Ashe'in çok işine yarıyor. İlham ağacında en aşağıda. Yalnız Stalker tutuldu. Sadece dalgası geldi orada hemen. Yani bir flash önüne geçti. Ya şöyle hızını al rune'ü. Kitle kontrole yakalanan rakiplere doğru ilerlerken %7.5 hareket hızı sağlıyor. Kitle kontrolü siz uyguladıysanız %15 sağlıyor. O yüzden Ashe bir rakibe her yavaşlattığında %15 hareket hızıyla deli gibi kovalıyor rakibi. O rün sayesinde, tek bir rün sayesinde. Yani bu gibi pozisyonlarda az önce gördüğümüzde benzer pozisyonlarda hiçbir şekilde kaçamıyorsunuz Ashe'den. Zaten çok erkenden savaş çizmesini bitirdiği için ekstra hareketi var. Bu arada Kristalok Madlife onuru buldu. Bir skor geliyor burada. Işından kullanılıyor şimdi. Bir flash orada sıçrasını kullandı. Matilda sıçrası var. Sanırım deneyecek ama çok fazla yavaşlatma. Matilda daha fazla ilerleyemeyecek burada. Bu arada Pulse'dan iyi bir deneme. Ama biraz daha erken gelebilse oraya. Belki yakalayabilirdi o uyku baloncuğuyla beraber. Böylelikle Matilda ışınlanıyla herhangi bir şey çıkaramadı. Görünmeden geçebilecekler mi acaba? Galiba geçtiler, galiba geçtiler. Geçtiler ve Min Shade hiç beklemediği bir hareket. Arınırını kullandı orada tutuşturu ama. Dionysus son vuruşu yapıyor. Şifasıyla da hareket hızı kazanıyor orada. İşte o koridorun kenarındaki balkonlar ne işe yarıyor? Niye oyunda var ki? Sorularının cevabı da burada verildi belki de. Bu arada Nidale oraya geldi Typhoon. Kaçırdı orada mızrağını. Yani ilk flash Yon ikilisi maçı kontrol ediyorlar şu an. Üste dönüşü geciktirecek oldu Typhoon. Hatta Braum dönerse dönmedi bir flash son anda iptal etti. Ya burada çok fazla altın var. Hem bir flash'ta hem Rioni'de. B-Plush ölme pahasına koruyacak diyecektim ki Rioni yine iptal etti geri dönüşü. İptal etmedi, şey bozdu. Typhoon'un orman eşyası bozdu. Bu arada Typhoon kule altında. Ama yani istedi ve istediğini aldı sonunda. Madlife Onur deneyecek mi bakalım? Şifasını kullanıyor. Ultisi var Madlife Onur'un. Yalnız güzel bir sıçra. Orada uzaklaşmaya çalışıyor. Çok fazla yavaşlatma var. O yavaşlatmadan uzaklaşması mümkün değil. Yaklaşık bir dakikasını buraya harcadı Road Youth alt koridoru ve hiç destek gelmeyince iki tane buraya kadar altında aldı. Tabii bu sıradan oldu. Üst koridordan barikatlar geliyor. Şu anda en iyi durumda olan isim Zidali. Typhoon Road Youth tarafında. Ama onu bakalım bir şeye dönüştürebilecek mi? Çünkü alt koridor hakikaten çok kötü durumda. Üst koridoru gayet iyi. Orta koridorda azıcık geride ama yani Typhoon üstünlüğü bakalım alt koridorun yaşadığı sıkıntıyı dengeleyebilecek mi? Aldı galiba. Pulse çaldı Bendix'in ellerinden. Ejder öncesinde Bendix'in %20 civarında bir manası var. Burada istese bile savaşması çok güç görünüyor Aurora'nın. Ve Typhoon da tek başına çok rahat Alev Ejder'ini takımına kazandırıyor. Bakalım Okyanus mu yoksa Bulut Ruhu mu olacak? Okyanus Ruhu çok önemli. Ve
ejderler de, ilk ejder çok geç alındığı için dakika 8 civarında ve iki ejder paylaşıldığı için 4 ejdere gitmek biraz vakit alacak. Bakalım o kadar uzun maç izleyecek miyiz, göreceğiz. Bu arada yan taraftan Bolivar ultisi kullanıldı. Minşeit hemen orada sıçrayla uzaklaşıyor. Yan taraftan Pulse geldi. 4 kişi oldu alt koridorda Roylu'yu. Asteroid'in ışınlarını bir şeyleri değiştirebilir. Burada Bolivar düştü. Yeni bir değişim gördük şimdilik. Pulse da düştü. Ve Team Arrow oyuncuları geri çıkma kararı alıyor. Çünkü Yoni'nin yaklaşık 20 canı falan kaldı orada. Hatta o kadar güvenli bir yerde üstü dönüyor ki ta ikinci çalıya kadar gitti. 20'den daha az bir canı kalmış. Braum'un muhafız rünü tetiklendi orada. Tutuştur'la birlikte. Ya yani tutuştur. Braum'un muhafızını tetikledi ve Ashe oradan ufacık bir kalkan sayesinde kurtulmayı başardı. Bu arada Bendix mızrağı yedi orada. Şok dalgası kullanıyor. Sıçrayı da kullanıyor ama Matilda bırakmayacak onu. Matilda da ilk skorunu çıkardı maçta. Delamet öncesi bir koridor değişikliği. Matilda'nın ışınlanı yalnız birazdan gelecek. Asteroid'in ışınlanını daha çok var. Az önce kullandı takım savaşında. Vade Alamet'inde birazdan bir takım savaşı izlersek Matilda oraya dahil olabilir. Ve muhtemelen Rolyut da o yüzden biraz daha beklemeyi tercih ediyor. 30 saniyeden az bir süre kaldı Matilda'nın ışınlanına. Yampiri yengeci alıyor Typhoon. Hala alamet başlamış değil. Şimdi başlamak için iyi bir fırsat var. Bu arada Kristalok geldi. Orta koridorda da Pulse. Şok dalgası geliyor onun üzerine. Pulse yakalandı orada. Çıkması çok güçlü ve Pulse düşüyor. Kristalok Typhoon'a gelmişti yanılmıyorsam. Orta koridorda da sıçrası olmayan rakibine gafil avlamayı başardı Bendix. Şimdi burada Typhoon'u kovalıyorlar. Typhoon totemsiz temizliyor burayı ama rakiplerinin yani yerini bilmiyordu. Onların onu avlamaya çalıştığını da bilmiyordu. Bir şekilde oradan çıkmayı başardı. Bu arada Medlife Honor 40 noktada kaldı orada. Bendix'in üzerine doğru gidiyordu. Şimdi Warrior'dan kullanılan ulti var. Medlife Honor kendi üzerine kullandı ultisini. Hayda. Ama burada Matilda yok oldu arada. Şimdi yan taraftan Typhoon mızrak tutur devam edecek bakalım. Bir flash'in üzerine doğru devam ediyor. Kronometre kullanıldı orada. İkinci mızrak kötü gitti. Bu arada Medlife Honor neredeyse düşüyordu ama araya atıldı orada ve Medlife Honor'un bombasıyla skor alırken Royal Youth buraya kadar altını veriyor Typhoon, hem de Bendix'e hiç istemeyeceğiniz bir rakibinize veriyorsunuz bunu. Orion'la buraya kadar altını verdiğinde daha iyi bir duruma geldi. Bu arada neredeyse düşüyordu Bendix 20 canla. Tutuşturu bırakamadı orada. Hayatta kaldı. Son anda Bendix çıkıyor oradan. Tabii tümbullar olurken yukarıda eş kasmaya devam ediyordu. Minyon biçmeye devam ediyordu. 143 minyona ulaşmış 10. seviye. Kırk saniye sonra okyanus ejderi var. Aslında üst koridordaki minyonları temizledi. O da bayağı bir geç olsa da yeni bitirecek Luden'i. Görüyorlar, görüyorlar. Bu arada Gioni çok fazla sar aldı. Gioni düşmek üzere. Son anda bir sıçra Kristalok geldi ama. Onun hayatta kalmasını sağlamayacak. Burada Medlife Honor'un yavaşlatması. GLP-800 daha da kötü pozisyonunu bıraktı. Belki olmasa ufak bir ihtimal kaçabilirdi. Hayvanın bazı mızrakları hakikaten çok komik gidiyor.
Ama bu ejderi de alacaklar. Alt koridorda artık bir şekilde devreye sokmaya başladılar. Yani Ezreal 2 eşyasını tamamladı. Belki ucuz eşyalar ama yani devreye girdi en nihayetinde o Ezreal. Üçüncü eşya yani bence mahvolmuş alması gerekiyor. Ölümün dansından ziyade. Hem ölümün dansı hem bir dengeleme aldı. Eskisi kadar hasar tutmuyor şampiyonların, menzilli şampiyonların üzerinde. Hem de karşısında bu kadar yani Braum gibi, Seth gibi, Seth de bu arada can değerleri artık almaya devam edecek. Ve Volibear gibi şampiyonlar varken mahvolmuş sanki daha mantıklı bir eşya gibi geliyor. Bir saniye var Baron'da. Baron öncesinde son bir alamet. Ve bu kadar geç alınan alametin de doğru bir takım savaşıyla oyun bitirme potansiyeli de var. En azından inhibitör açma. Mesela şimdi orta koridoru kullanıldı. Alamet hasarına ihtiyaç duymadan bu kule düşecek zaten. Mavi takımın kulesi geldi. İkinci kuleye de isabet ettirebilirlerse güzel olur. Evet, edecek. Ve çıkardığı orta koridor kulesinin ardından biraz daha defansif oyuna geri döndü. Team Aurora tarafı. Yone'de 5-1 başladık orada aşamasında. 5-3'e geldi şu anda. Hala gayet iyi durumda ama başlattığı kartopu efekti de biraz durulmuş gibi görünüyor. Tabii çok fazla üst koridoru izleyemedik ama yaklaşık 50 milyonluk bir üstünlük sağlamış orada Matilde. Asteroid'de bir şekilde yan koridorda toparlamaya çalışıyor. Eşya kazanmaya çalışıyor o da. Yalnız alt koridora Typhoon geldi. Medlife onur da yaklaşmış durumda. Asteroid buradan kaçamayacağını biliyor. Typhoon denedi. Mızrak kaçlaması sıçrayla birlikte bu oyun. Volibear da geldi oraya doğru. Son anda kullanabilecek mi? Balyoz gibi kullanamadı orada Asteroid. Stalker'da düşmek üzere Typhoon'u korumayı başardılar. Mishade'in üzerine gelen Final 4 karşılaması tutmuş durumda var. Mishade düşmedi. Matilda kovalamaya devam ediyor. Pulse'dan da uyku baloncu isabet etti orada. Yalnız Dione Pulse'ın üzerinde. Pulse sıçramak durumunda kalıyor ama üst skor çıkardı burada. İstediğini fazlasıyla aldı. Fakat canlar çok az. Su dönmek durumunda kalacaklar. Yani güzel de başlatmıştı Asteroid. Orada Nidalee'yi takımın içine güzel atmıştı ama Kronometre orada Typhoon'un hayatını kurtardı. Sonrasında zaten savaşı çok rahat bir şekilde kazanmayı başardılar. Ve Orman Volibear'ında hasarı üst koridorda beklediği kadar, üst koridorda gördüğümüz kadar evet, değil. Evet, kesinlikle. Biraz hayal kırıklığı yaratıyor tabi. Biri mızrak atıyor, öbürü ondan sıyrılmaya çalışıyor. Evet, 50 saniye sonra okyanus ejderi var. Biraz daha orada görüş almak istiyor benimkileri öldürüyor. Oraya doğru yöneldiler. Bu arada Bendix'in ikinci eşyası Banshee'nin duvağı olmuş. Tabi Zoe Nidalee olunca bu eşyaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Fena bir tercih değil bence yani. Mantıklı bir tercih. %10 bekleme süresinin azalma da sağlıyor. Mavi güçlendirmeyi aldığı zaman %40'a ulaşıyor zaten.
Ama yaklaşamıyorlar. Bunu çok iyi kontrol ediyor. Joyluyut. Tayfun orada aldığı hızlandırmayla birlikte bir anda şöyle bir rakiplerin üzerine gidip geri çıktı. Ve Ezreal alıyor şu anda sanırım. Yani Ezreal, Zoe, Nidalee üzerinde pek durmadık ama çok önemli bir blokmaya sahipler. Orada Ejder alındı. Takım savaşı izleyebiliriz burada. Biraz ayrılmış şundan Joyluyut oyuncuları. Kefaret'e geliyor şimdi o noktaya. Stolk'un canı bayağı azalmış burada. İki kişilik Dorian'la ikisi geldi yalnız canlar çok az. İki tarafta da uyutuldu orada. Bendix sıçrayla birlikte Typhoon o skoru aldı. Kronometreyi de kullandı. Bakalım geçebilecek mi takım arkadaşları derken. Üç kişilik bir sersemletme. İkinci skor burada Typhoon'a gidiyor. DP'ler 800'e kaçmaya çalışıyor. Yoni sıçrayla uzaklaştı yalnız. Onu bırakmaya niyetli değil gibi Matilda. Yoni'nin üzerinde o skorda geldi. 4-0 bir değişim. 4-0 yok ettiler o takım savaşında. Madlife Onur yani bombaları kaçırdı ama öyle bir combo tutturdu ki 3 kişiyi sersemletti. Savaşı da tamamen bitirdi. Kullandı o çift bombayla birlikte. Dakika 25'te Baron geldi. Şimdi Beatles 810 yakalandı. Typhoon onun üzerine gidiyor. Kolay bir skor olacak. Ve durdurulamıyor Typhoon. 7-1-7'ye geldi. 16 skorun 14'ünde var. Ve şu anda parçalıyorlar. Eğim yerindeyse. Yani dökme kompozisyonunda bir anda devreye girdiğini gördük az önceki takım savaşıyla birlikte. Ve Baron'la birlikte çok çok daha tehlikeli olacak bu kompozisyon. Yani istediği koridora gidip 5 kişi ayrılmalarına... Ayrılabilirler tabii ki. Biri 4 oynayabilirler, biri 3, biri oynayabilirler ama... Nidalee ve Zoe'nin beraber olduğu, Ezreal'ın olduğu bir senaryo çok daha sağlıklı olacak onlar için. O yüzden 4-1 gidip 4 kişinin dümdüz dürterek kuleleri... yok etmesi herhalde daha mantıklı olacak onlar adına. Bu arada Typhoon ormanda 5 seviye önde Scarlet. Evet. Çift deneyini de bitirmiş. Koridor. Biraz düştü. Pulse'ın üzerine gelen iki tane ulti. Pulse düşmeyecek mi burada yoksa? Pulse düşmedi inanılmaz. Araya girip iki skor birden çıkardı. Mişeyde orada bir flash kaçmaya çalışıyor. Stalker arada. Üçüncü skor da geldi. Şimdi Astroid'den kullanılan bir ulti var. Bakalım Flake'in tanklayacak. Devam ediyorlar. Astroid sersemletinde orada. Mişeyde bırakmak istiyor gibi görünüyorlar skoru. Mişeyde dördüncü skoru da aldı. İsabet dalgası bekleme süresi de 5'te 5'e çok yakındı ama oyunu bitirmek için yeterli bu skorlar. Yani Boylut'tan çok dominant bir oyun. Ve Zillion'ın da gücünü görmüş olduk. Yani oyuna kötü başlasanız bile oyun sonunda yapabileceğiniz bir hamle, atacağınız bir ulti maçın gidişatını tamamen değiştirebiliyor. Şu anda bir flash'a zor zamanlar yaşatıyorlar. Nexus'un hemen önünde. Yine sersemledi, yine düşecek. Nexus kulesi de düştü burada, oyunun sonunu görüyoruz. Royal Youth Academy, Team Aurora Academy karşısında 27 dakikanın sonucunda böylelikle galibiyete ulaşıyor.